Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı yerlerde kullanacağımız güzel bir motif çalışması yapacağız. Motifimizi üç renk kullanarak ördüm. Ortasında göbeğimizle çiçeğimiz, yeşil rengimizle yapraklarımızı oluşturduk ve e, motifimizin ana rengi olarak beyazı kullandım. Tabi sizler zevkinize göre dilediğiniz renklerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Çalışmamızla Bataneler örebiliriz, çantalar, körlentler örebiliriz ya da daha fazla devam ederek birazcık daha büyüterek şallar yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz her yerde zevkinize uygun bir şekilde kullanacağınız çok şık bir model hemen e, bu modelimizin ortasından örmeye başlayalım şöyle kabartalım boyutlu bir çalışma şöyle daha güzel görülmekte baktığımız zaman evet ortasından çalışmaya başlayalım İpimi aldım motifimi hemen şöyle kenara çekiyorum ve göbeğini oluşturmak için 6 tane zincirimi çekerek örmeye başlıyorum 1 2 3 4, 5, 6. 6 zincirimiz yeterli oldu. Birinci zincirin içerisine giriyorum. Bir tane yuvarlağımı yapıyorum ve şuradaki kalan ipimi de bu tarafa çekiyorum. Kendimden tarafa ve kapatıyorum ipimi şöyle geçirerek. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Kapatır kapatmaz 3 zincirimi çektim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. Zincirim de dahil olacak şekilde 6 tane ikili trabzanım örüyorum. Zincirimle birlikte 2 oldu. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm ve ipimi de gördüğünüz gibi şöyle altından yürüterek gizledim zincirimle yani ilk zincirle dahi 6 trabzanımız oldu şöyle ilmeğimi alıyorum bakınız çıkardım buradan ilmeğimi zincirin içerisine giriyorum çıkarmış olduğum ilmeğimi arkadan tığıma geçiriyorum arkadan bakınız ve şu şekilde kapatıyorum öne doğru kabartı oluştu ve motifimizdeki gördüğümüz ilk boyutu oluşturmuş olduk çektim araya bir 2 tane zincir çekiyorum kabadıktan sonra tığımın başını doluyorum tekrar yuvarlağın içerisine geliyorum 6 tane trabzanımı ardı ardına örmeye başlıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördüm tığımdan hemen bakın ilmeğimi boşalttım Birinci trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bakın ilk trabzanımı tığımı önden girdiriyorum. İlmeğimi şu şekilde takıyorum. İlmeğimi ilk trabzan içerisinden geçiriyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum ve ikinci olarak gördüğümüz çiçeğimizin bölümünü oluşturmuş oluyoruz. Tığımın başını dolayarak tekrar 6 tane trabzanımı örüyorum ve aynı işlemimi burada da tekrar ediyorum 2 3 4 5 ve 6 tığımı çıkarıyorum ilmeğimi uzatarak grubun ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum ilmeğimden geçiriyorum kapatıyorum 1 ve 2 ü de oluşturdum 4 için giriyorum 6 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 3 4 5 ve 6 imi çıkardım ilk trabzana giriyorum ilmeğimi alıyorum arkasından geçip kapatıyorum 1 2 bakın çiçeğimizin ortasını şu şekilde oluşturduk yani motifimizin orta kısmının çiçeğini oluşturdum şimdi kapamış olduğum bu iki zinciri ilk kapamış olduğum noktanın ardından girerek buraya bağlıyorum şimdi tamamen yuvarlak oldu ve tığımın başını doluyorum ilk iki zincir çektiğim yere geliyorum bir iki iki tane iki defa daldım birinci trabzan örüyorum 2 3 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum aynı yere bir 3 tane daha trabzanım örüyorum 1 2 3 Şuradaki görmüş olduğumuz köşemizi oluşturuyoruz. Bu yukarıya doğru devam edecek olan köşelerimizin ilkini oluşturduk. Her biri de ikişer ikişer öreceğiz. Bakın ilkini ördüm. ikincisi üçüncüsü ve dördüncüsü. Bir tane zincir çekiyorum. tığıma başını doluyorum. Yine iki zincir çekmiştim. Bakınız her ikisinin arasında şöyle durmakta. Oraya giriyorum. Üç tane ikili trabzanımı örüyorum. İki zincir araya çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı aynı noktaya ikinci köşemi oluşturmak için örüyorum İkinci köşem de bitti bakın birinci köşem ve ikinci köşem şimdi üçüncü köşemize bir zincirle geçiyorum tığımın başını doluyorum arada iki zincirim vardı şöyle alttan daha güzel görülmekte bakınız giriyorum 1 2 3 2 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 3. yüzü de tamamladım boyutlu çok güzel görülmekte bakınız boyutlu bir zincir çekiyorum son zincir içerisine girerek sonuncu köşemizi de tamamlıyoruz 2 zincir araya tekrar 3 tane trabzan motifimizin göbek kısmını bu şekilde oluşturdum bir zincir çekiyorum ve ilk şuradaki görmüş olduğum trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir zincirle burayı bağladıktan sonra beyaz rengime geçmek için ipimi kesiyorum ve motifimin ortası bu şekilde hazırlanmış oldu şöyle görmenizi istiyorum bakın Şimdi beyaz rengimize başlayalım. Beyaz rengime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Hazırlamış olduğum iç motifimizi alıyorum. Yani göbek kısmını alıyorum. Herhangi bir köşeden şu iki zincir çekmiş olduğumuz herhangi bir köşenin birinden başlıyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Yine burayı hep köşe olarak devam ettireceğiz. Çiftli öreceğiz. Sabitledikten sonra ipimi sol tarafa doğru şöyle alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip iki trabzan örüyorum. 1, 2. Zincirimizde birlikte toplamda 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burası köşemiz ama başlangıcını yaptık. Bitişini de sonunda yapacağız. Bir zincir çektim. Araya giriyorum. 3 tane trabzanı örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. ikinci köşeme geçiyorum. İpimi de şöyle alttan yürütüyorum. 1 2 3 Araya iki tane zincirimi çektikten sonra tekrar burası köşe olduğu için aynı yere 3 tane daha trabzanım örüyorum 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İlk görmüş olduğum bir zincirli yerin içerisine giriyorum. 2 ve 3 trabzanlarımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekip ikinci köşeme geliyorum. Burada da 3 tane trabzan. 2 zincir köşelerimiz 2 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 ikinci köşemi yaptım başlangıçtaki yarımda biterken tamamlayacağım şimdi devam edelim bu noktaya kadar gelelim diğer köşemizde de şimdi üçlüyü örelim buradaki gibi köşemizi yine köşe olarak örelim ortadaki tekli grubu örelim Son köşemizin bulunduğu noktada yeniden birlikte olalım. bir Sıramın sonuna geldim. Birleştirme yerindeyim ve başlangıç ve bitiş köşemiz olacak. İlk üçlüsünü yapmıştım. Şimdi kalanını yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı üç tane trabzan ördüğüm yere gelerek batıyorum. 1 2 3 trabzanımı örüyorum ve beyazla ördüğüm ilk sıramız tamamlanmış oluyor. Diğer motifimizde 1, 2, 3, 4 sıra örmüştük. Bunda da aynı şekilde 4 sıra beyazımızı örerek tamamlayacağız. Şimdi geçişimi yapmak istiyorum. Geçişimi yapmak için diğerlerinde 2 tane zincir çekmiştim. Burada ise bir defa başını doluyorum. 3 zincir çekerek başladığım ilk köşeye batıyorum. 1, 2. Trabzanla burada zincirimin yerini muhafaza ediyorum bakınız tam ortalı bir şekilde yeniden başlamak için 1 2 3 zincirimi çektim tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum zincirim dahil yine bitişte de aynı şekilde buradaki zinciri bir defa başını dolayıp atıp trabzan örüp tıpkı burada yaptığımız gibi hiçbir şekilde geçiş izi belli olmadan yukarıya devam edeceğiz 1 zincir tüm boşlukların içerisine dolduruyoruz. 3'er trabzanla 2 ve 3. Bir zincir. 3 tane trabzan. Bir zincir. Yine köşemizdeyiz. Köşemize 3 trabzan. 2 zincir. 1 ve 2. Batıyorum. 1 ve 2. köşemi tam olarak bitirdim. Şimdi sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Bütün köşelerimizi tamamlayarak başlangıç noktamıza kadar geldim. Başlangıç noktamızdayız. Bakınız yine geçiş izi bırakmadan yapmak için bir defa tığımın başında doluyorum. 3 zincirimin tepe noktasına gelip batıp trabzanımı örüyorum. Ve bütün köşelerimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi 3 zincirimle yeniden işlemimi başlatıyorum ve iki sıra daha yazımı örüp tamamlıyorum. 1 2 3 4 4 sıra olduktan sonra yeniden görüşelim. Son sıramızın son grubunu ördüm. En son bitişimi yapıyorum. Bitişimi de yine aynı şekilde başını doluyorum, batıyorum. 1 ve 2. bir zincir çekiyorum. Motifimi tamamlamış oluyorum. Şimdi diğer motifimde gördüğümüz gibi işlemelerimizi yapabiliriz. Çalışacağınız e, modellerimizde yani kullanacağınız alanlara uygun olarak bir tanesi işli, bir tanesi sade de çalışabilirsiniz. E, bu da bir fikirdir. E, büyük battaniyelerde özellikle biri sade, biri işli şekilde çok daha güzel durmakta. Tabii hepsi de işte olarak örebiliriz. Şimdi ben işlememi yapmak için İpimi hazırladım. Küçük bir düğüm attım. Hemen işlememizi çalışmaya başlıyoruz. işlemimizde şuradaki görmüş olduğumuz köşelerimizi kullanıyoruz. Bakın. Köşelerimizin dördünü de kullanıyoruz. İlk köşemizi yapmak için başlayalım. Pembe rengimizin altından bakınız şuradan aradan giriyorum. 2 zincir çekmiştim. Bakınız tam onun içerisine batıyorum. 2 tane zincirimin içerisine battım. İpimi çıkarıyorum. Şöyle kontrollü güzel bir şekilde. Daha sonra beyazın arasından geçiyorum. Şuradan değil bakınız. Beyazın ilk beyazın arasından tığ iğnemin başını girdiriyorum. Daha sonra diğer uçtan diğer yani boşluktan çıkarıyorum. Diğerine giriyorum. Yukarıya doğru birinden girip birinden çıkıyoruz. Bakınız sadece köşemizi birinden girdim. Diğer yuvadan çıktım girdim ve çıktım sona kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz daha büyük örmüş olsanız da yapacağımız işlem bu şekilde olacak çekiyorum şimdi gördüğümüzde bir tane grubun üstü kapalı birisi örülmüş durumda bakın kapalı açık kapalı açık yani işlenmiş durumda şimdi işli olmayanların üzerinden de geçiyorum geriye dönüyorum batıyorum yeşilimin kendisine değil hemen yanına şöyle batıyorum Alttan geçiyorum. Diğerinden çıkıyorum. Diğer boşluktan. Burası gövde iskeletini oluşturuyorum. Şimdi tekrar batıyorum. Ve genel merkezden çıkıyorum. İlk batmış olduğum yere kadar geliyorum. Ve yaprağımın ana gövdesini bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şöyle görelim. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi buradan yanlara doğru çıkmaya başlıyoruz. Şuradaki gördüğümüz işlemleri yapacağız. İlk yaprağı değil yani ilk beyaz olan kısma değil ikinci beyaz sıramızı takip eden ilk boşluğa giriyoruz. İlk sağa giriyorum bakın. İlk değil birinci beyaz sırası değil ikinci beyaz sıranın hemen sağ boşluğa girip sol boşluktan çıkıyorum bakın. Sağdan girdim soldan çıkıyorum. Şurayı karıştırmayalım ve birinci yaprağıma örüyorum. Sonra merkeze ilk başlangıç yerine gelerek batıyorum. Daha sonrasında ortaya şuraya aşağıdan batıp çıkıyorum. İlk sıraya. Sonrasında bir üste geçiyorum. Bakın buraya batmıştık. Hemen üstündekine batıyorum sağ tarafa. Soldan çıkıyorum. soldan tekrar ortaya giriyorum tam bu ortaya giriyorum ve diğer yukarıdan çıkıyorum buradan bir üste geçiyorum sağ tarafa soldan çıkıyorum tekrar ana merkeze batıyorum ve birinci köşemin yaprağını bu şekilde oluşturdum bakınız şimdi arkayı çevirip bakın arkadan da bu şekilde görülmekte şöyle batırıp altından geçip bir defa daha sağlamlaştırıp düğümümü atıyorum diğer yaprakları da aynı şekilde çalışıyorum ikincisine de başlayalım küçük bir düğümü atıyorum hemen karşısına geçelim. Önce yapmamız gereken pembenin ilk zincir çeken yerine giriyorum. i̇lk başlangıçtaki zincir yerine. Buradan ilk beyaz, ikinci beyaz, üçüncü beyaz ve dördüncü beyazın altından birinin altından birinin üstünden geçiyorum. İşlemediğim yerleri yeniden işleyip ilk başlangıç noktama geri dönüşümü yapıyorum iskeletimi bu şekilde oluşturuyorum böyle sıkıştırmayalım şöyle ipimi düzeltip hemen rahatlatmak istiyorum sıkıştırdığımız zaman güzel durmamakta Evet şimdi birinci gözden değil ikinci beyazdan giriyorum ikinci beyazın diğer yanından çıkıyorum tekrar merkezime geliyorum İlk boşluğa bakın şuradaki beyazımın bulunduğu yerden yeniden çıkıyorum. Bu hizadan çıkıyorum. Tekrar sağdan girip soldan çıkıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Şu kısmı karıştırmayalım. Sağdan, soldan bakınız. Aynı yere geliyorum. Ne kadar kolay. Evet, diğer iki köşeyi de işleyelim sonrasında birleştirelim motiflerimizi birleştirmeye başlayalım. Her ikisinin ters yüzünü birbirine koyuyorum. Düz yönler. Bakınız dışa gelecek. Pembe renkli ipime bir tane zincirimi çekiyorum. Ve köşelerden birleştirmeye başlıyorum. Köşeye girdim bakınız şuradaki yaprağımızın köşesine, diğerini de tam köşesine girdim. İkisine tığımı geçirdikten sonra ikisini birlikte örüyorum. Sonrasında İlk trabzanıma giriyorum. Diğer taraftan da ilk trabzanımı alıyorum. Kapatıyorum. İkinci trabzanıma giriyorum. Diğerini de ikinci trabzanla kapatıyorum. Üçüncü trabzanıma giriyorum. diğerini üçüncü trabzanına girip kapatıyorum. Bir zincirin olduğu yere giriyorum. Diğer taraftan da aynı yere girip kapatıyorum. Yine 1 ile 1'i, 2 ile 2'yi, 3 ile 3'ü örüyorum boşluğu boşlukla örüyorum. Her birisinin karşısına gelen şekliyle örüyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. 1 Bir ile 1'i 2 ile 2 eliniz alışınca hiç direkt battığınızda zaten karşıdan çıkacaksınız. Boşlukla boşluğumuz. Başa kadar devam edelim. Diğer köşemizi bitireceğiz. Bakın bu şekilde de örebilirsiniz eliniz alışınca hiç böyle çevirip bakmadan da yerleri bulabilirsiniz köşeye yaklaştım boşlukla boşluğumuz ve son üçlüyü örüyorum ikiyi örüyoruz ve üçü örüyoruz köşemin kendine giriyorum diğerini de alıyorum bir zincirimi çekiyorum ve gördüğümüz gibi şu şekilde çok güzel birleştirme işlemini yapıyoruz tabi ve dilerseniz beyaz rengimizde de bu birleştirme işlemini yapabilirsiniz ya da bu şekilde kabartılı değil içten olmasını görünmemesini istiyorsanız tam tersini yapacaksınız bu kez motifimizin dışları dışarıda kalacak düz yönleri birbirine bakacak şekilde birleştirirseniz şu şekilde daha gizli bir görüntü ortaya çıkacak. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde durmakta. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.